Merhaba değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bir Onur Gözlük İskelet. Değerli dostlar, Sea of Stars isminde bir oyun var. Bu sıra tabanlı, maceralı, RPG bir oyun. Yalnız piksel grafikli. Türkçe çevirisi de var. Calypso çeviri yapmış. Bir bakalım nasıl. Güzelse devam ederiz. Değilse bir şey yok. Dave the Diver vardı. O da güzeldi ama bir yerden sonra böyle sıkıcı geldi bana, bilmiyorum ama. Devam edelim bakalım. Başlayalım hadi. Güzel olabilir. Eğer güzelse bir macerada bayağı zaman geçiririz. Evet, şimdi diyor ki iki ana karakter var. Liderlik edecek olanı seçin. Valeri, Zeyl. Valla Valeri'den yanayım. Zeyl'in bıçağı var. Valeri'den yanayım hocam. Mavi daha çok hoşuma gitti. Bakalım macera bizi nerelere götürecek? Veya bir macera yaşatacak kadar sevecek miyiz oyunu? Umarım yazılar kapat. Ha bir dakika. Şimdi dur. Şimdi bir dakika hocam. Kamera işini burada biraz yukarı almam lazım. Diyeceksin ki niye? Çünkü bu yazılar kapanırsa olmaz. Şöyle yukarı alalım kendimizi. Evet. Devam edelim şimdi. Büyük arşivler hoş geldin maceracı. Sanırım seni buraya merakın getirdi. Yo, Steam'den aldık oyunu. Gelmişim. Önemli bir özellik tabii. Steam'den alabilmek çünkü dolar kuru biliyorsun diyor. Ben arşivci. Simya konusunda bilgili bir ölümsüzüm. Eyvallah. Ama belki de bunu zaten biliyordun. Bilmiyorduk vallahi. Burada öğrendik hocam. Binlerce yıl boyunca sayısız zaman çizelgesindeki birçok olayı katalogladıktan sonra gördüğüm her şey üzerinde düşünmek için buraya dönmeye karar verdim. Her şeyi ayrı yazmaları Türkçe çeviririm bence iyi olduğunu gösteriyor. Bu kitapları ve parşömenlere dolduran hikayeler hakkını düşünürken yakın zamanda bir aydınlanma yaşadım. Görünüşe göre acelem yüzünden bulmayı umduğum şeyi gözden kaçırmış olabilirim. Bu nedenle tekrar ziyaret etmek istediğim özel bir hikaye var. Tanık olmayı hak eden bir hikaye. Ve zamanı sisleri küçük bir değişikliğe izin verirse bir zamanlar sunulan umut ışığının henüz çiçek açabileceğine inanıyorum. Eyvallah. Burada niye arkaya bakıp duruyorsun? Biri mi geliyor? O halde bu gece birine birlikte yürü ve büyük maceralar bir hikayeyi keşfedin. Evet değerli dostlar, bu arada yani videoları beğeniyorsanız beğenme yapmayı unutmayın ya. Beğenmiyorsanız tabii yapacak bir şey yok. Değil mi? Mantıklı. Yani beğenirsek daha çok kişiye ulaşıyor. Yani kanal 1400 abonesi var ama hiç ne izlenmesi var ne bir şey, ne ilginç bilmiyorum. Biri abone mi pompalıyor, ne yapıyor? Neyse devam edelim. Abone olun, beğenin yani. Sihir ve aldatmacanın dostluğun ve mucizenin ama daha çok bir kahramanlığın hikayesi. İnanıyorum ki The Flashmancer'ın sancılarına bir çözüm arayışına değerli bilgiler sunacak. Şimdi tüm bu zaman çizelgileri ve onların tüm ince varyasyonlar arasında biraz kaybolmuş durumdayım. Ama mükemmel bir başlangıç noktası oluşturacak bir tane biliyorum. Bu arada sesimi ben de değiştirsem mi acaba? Burada bakalım orada ne bulacağız. Öyle sesini değiştirenler varmış ya, ben yapamıyorum da. Biz neyse ki kardeşim, yalan yok. Aa evet. Belki de değiştirmek gerekiyor, biliyorum. Hikayemiz The Flemancher'ın nesiller önce ziyaret ettiği çok fazla kargaşa neden olan ve henüz tam olarak temizlenmemiş iz bırakan bir dünyada başlıyor. Evermis adasında bir yerde iki cesur gün dönümü çocuğu ölümsüz bir ruhla buluşmak üzere yola çıkar. Tam anlamıyla gün dönümü savaşları olabilmek için büyü kullanmadan büyü kullanmayı öğrenmeleri gerekecek. Enteresan. Bakacağız. Yani bu şekilde başlaması güzel. Yalnız ben bu tarz oyunlarda piksel grafikli olsa da, bağımsız olsa da konuşmaları böyle şeklinde tuşlarla anlatılmasına yana değilim. Sevmiyorum onu önce. Pekala, dağ yoluna ulaştık. Evet. Valeri bizim ana kahraman. Şimdiye kadar çok iyi. Evet. Demek ki ihtiyar Miss buralarda bir yerde yaşıyor ha? Bunun başka bir test olduğunu mu düşünüyorsun? Olabilir ama akademide oturmaktan daha iyi olduğu kesin. Ve dikiş. Ha evet, bunun bittiğine sevindim. Kendini buna ada çünkü içine ölerek koyacağınız irade en büyük ihtiyaç aralarının tek savunmanız olacaktır.
Burada öğretilen dersler senin için kaybolmuş gibi görünse de içinde bir şeyler öğrenmeye zorlanıyor. Bize söylüyor şu an herhalde. Taklit yaptılar bence. Hocam. Hey, güneş yakında batacak. Kamp kurmaya hazırlanmalıyız. Ayrılıp iyi bir yer arayalım, tamam. Sen oradan, ben de buradan o zaman. Biraz keşif zaman, hadi bakalım. Alo! Geliyorum! Daha başlangıçta, saldır. Geceler ne hocam? Yok, saldır. Savunması son. Oo, 12. Bende bir şey yok ama saldır diyor. Tamam, gitti. Murgaves şaka yapıyormuş. Bunlarla savaşmak şimdiden daha kolay geliyor. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Evet, gidelim bakalım. Evet, tırna, tamam. Keşif, burada bir kamp atışı var ama. Tık 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 tık. Ona! Oy! Beni takip ediyor hocam. Kesin onunla savaşacağız. Geldi. Saldır reis. 7 vurduk. 18 vuruyor. Aa, zor bir durum değil mi? Hadi bunu deneyelim. Beceriler. Hilal yay. Hilal yay dene bakayım. Oo, hilal yay. Bravo. Valeri, bir şey buldun mu? Dayak bulduk hocam. Sadece bir çıkmaz sokak peki ya sen? Kayda değer bir şey yok ama zirveye giden yol kesinlikle buradan geçiyor. Güneş batıyor, buraya gel, ateş yakalım. Hemen geliyorum, daha fazla domates sporu için sabırsızlanıyorum. Gidelim bakalım. Halat merdiveni açmak için dışarı, tamam. Ha, kısa yol açtı öyle. Tamam, çok iyi. Müzikler umarım değişiyordur. Sürekli böyle olursa değil mi? Yani bir yerden sonra bayar mı? Celal bayar değil ama. Haritası var mı peki buranın hocam? Mesela... Harita yok. Ay, ay. Bak, Lara Croft hesabı da var. Hop. Şuna kapışacağız herhalde ama çok tatlı bir şey. Hadi bakalım. Kaldır bakalım. Bu da mı zırhlı? Oo, tamam da zırhlı hocam. Taç vuruyor, 10 vuruyor. Tamam, vurdu ama sıkıntı yok. Hadi bakalım. Ama çok kolay oluyor o zaman. Hilal yay öyle bam güm gir. He? Oraya gidemiyoruz. Ha, gittik. Aa, bir şey daha var burada. Burada ne var merak et, dur. Çocuk buradaymış. He, tamam. Arkadaşımızın yanına geldik hocam. Kamp ateşimizi yaktık. Ha, ama ilk kez bir güneş topunu parçalamaya çalıştığında yaptığın surat ifadesi daha iyi değil. Oo, Headmaster'ın ki kina yaktığını hala duyabiliyorum. Bak şimdi bu... Hocam neden böyle sürekli değişiyor ki? Biz kamerayı hep değiştireceğiz mi şimdi? Chat onu okuyamıyor ki oradan. Dediğim gibi ister sınıfta dikkatinizi vererek, ister açık avucunuzla pervasızca bir mermiyi vurmaya çalışarak güneş büyüsüne ilk onu öğreneceksiniz. Pekala. Kamerayı... O zaman şuraya mı taşısak acaba ya? Bilemedim arkadaşlar. Yani çok özür diliyorum ama. Neden zaten böyle bir hareket var? Kamera neden hareket ediyor sürekli? Yani yazılar bir yerde olur, sabit olur. Bu bir yukarıda, bir aşağıda çıkıyor. Böyle olmaz ki. Oyunları çözüyor musun? Eğitimden önce sadece çocuk olmak hep hayal kurar ve başlarını belaya sokarlardı. Valeri düşünüyor ve hata yapmak. Özür dilerim Valeri, öyle demek istemedim.
Sorun değil. Olanlardan sonra neden bize katılmak istemediğini anlıyorum. Sadece keşke veda etseydi, biliyor musun? 10 yıl boyunca yüzünü görmedikten sonra sadece iyi olduğunu bilmek ve hala arkadaş olduğumuzu. Neden kendimizi asmak zorundayız ki? Ah gel. Ah gel be. Kamerayı buraya aldık. Bir de buradan deneyelim bakalım. 10 yıl önce Monaco'nun Moon Cradle köyünde. Ne olmuş acaba 10 yıl önce? Silahım gerçekten sert vuran bir şey olacak. Hızlı bir tane seçeceğim. Durdurulmaz olacağız. Bravo. Evermis adasından ayrıldıktan sonra bulacağımız tüm harikaları hayal edin. The Slipper'ı görmek istiyorum. Pekala. Neymiş o? The Slipper'ı hiç duymadın mı? Hikayeler onun dev bir yılan olduğunu ve gezgin tarihçilerin kayıt tutmaya başlamasından önce bile bir dağın etrafında kıvrılmış bir şekilde uyuduğunu söylüyor. Oo, yok artık. Elbette öyle. Çok da tehlikeli. Ama endişelenme, uyanmaz. Neden olmasın? Görünüşe göre dağda delikler var ve rüzgar bu deliklerden esiyor ve bu da onu uykuda tutan bir melodi çalıyor. Oo, çok güzel. Vay. Ben de görmek istiyorum. Ne oluyor? Zil çaldı Erlina ve Burgaves geri döndü. Çabuk, belki onları akademiye gitmeden yakalayabiliriz. Hadi bakalım gençler. Gidelim, buradan mı gidelim acaba? Herhalde yoldan gideceğiz, başta mı gideceğiz? Hayır, bekle. Ne oldu? Vay. Oo. Bunlar bayağı büyük hocam, biz bayağı ufağız. İşte buradasın. Erlina, yine gizli sığınağında mı oynuyorsun? Eğitim yapıyorduk, sanırım artık büyü kullanabilirim. Öyle mi? Görelim o zaman. Oo, ateş yaktı. Wow. Yaklaş Zeyl, avucunu aç ve konsantre ol. Peki ya sen Valeri, sen de antrenman yapıyor musun? Her gün, eminim şimdi senden daha güçlüyümdür. Aha, eminim, öylesin. Buraya gel o zaman. Yah, yah. Sakin ol, beni bayıltırsan müdüre rapor veremem. Ne oldu? Bu harikaydı Zeyl. Başardın. Ben de osurabiliyorum, karakter yeteneğim bu. Müdür Moraine. Gün dönümü savaşçıları. Bebek bakıcılığı görevinizi tamamladıysanız raporunuzu dinlemek isterim. Hemen müdür bey. Müdür bey mi? Biz de gidebilir miyiz? İnanın bana, Zenit Akademi'ye girdiğinizde keşke girmeseydim diyeceksiniz. Gidelim Burgaves. Zaten eper olur. Askere giderse şimdi panço vardır böyle, yağmurda ıslanmayasın diye. Dersin ki lan bize ne versinler ondan. 3 gün istersin böyle, yalvarırsın. Panço istiyoruz, pançoyu. Pançoyu verirler. Her zaman giyemezsin yağmur yağmadığı için. Onu böyle dolarsın. Katlaması var. Böyle ip gibi sararsın vücuduna. Taşırsın onu yanında. Mecbur sana zimmetli. Bu sefer dersin ki lan pançoyu niye verdiler? Bu iş nedir? Kadın doğru söylüyor yani. Uzaktan davulun sesi hoş gelir kardeşim. Yaz bunu, güzel laf. Zeyl. Hey, doluğa çıktı. Nerede? O haklı. Yasak mağaraya tekrar girmek ister misin? Çoktan denedik, açamıyorum. Evet ama geçen sefer doluğun rünü daha hassas hale getirebileceğine karar vermiştik. İşe yarayacağına eminim ve Moraine çok etkilenecek. İkimizi hemen eğitim alacak ve sonunda bu adada ayrılmamıza izin verecek. Ya sinirlenip eğitimimizi geciktirirse? Asla olmaz. Bunu ben açtıktan sonra düşünürüz. Yani eğer açarsam. Pekala, gidelim. Sen götür bizi, ben bilmiyorum. Ona kırdıyoruz. Nereden gidiyoruz oraya? Burası bir yasak mağara. Daldık gittik hocam. Oyun zaten seni kendisi yönlendiriyor. Akıyorsun yani. Yasak mağara. Geldik bile.
Veri yok. Ha, bu kaydetmek, tamam. Peki yani. O ilginç bir şey ha. Güzel. Başardık. Bir şeyler atıştırmak için durma zamanı. Daha açmadık ki hocam. Ne? Ben aç değilim. Evet, birkaç dakika önce çıktık. Yolda bir şeyler atıştırmamız gerçek bir macera sayılmaz. Ayrıca bu durum için özel bir şey yaptım. İşte. Oo, yiyelim hocam. Vay canına, bu gerçekten çok iyi. Evet, şaka yapmıyorum. Beğendiğinize sevindim. Reçel, kolesterol Willow'dan biraz öz su kullandım. Bu yüzden başın belaya girebilir. Basım zaten belada. Sadece sen söylersen. Ha ha ha. Şey, Valeri şeye benziyor ya bizim. Oyun gezerde Gülünüs'e benziyor. Pekala, bunu nasıl yapacağım? Belki Elina'nın bana gösterdiği gibi. Avucunuzu açıp konsantre olmayı deneyin. Sen halledersin Valeri. Hadi bakalım. Aa, açıldı vallahi. Yaşasın. Valeri açtı. Sesler iyi hocam bence. Biliyordum. Herkes zıplıyor. İşe yaradı. Ben yaptım. Kibir. Sonunda başardım. Çocuk oldukları için normal. Peki şimdi ne olacak? Müdür zilin çaldığını duymuş olmalı. Ortaya çıkmasını mı bekleyeceğiz? Katılalım bari. Bu bizim ilk maceramız olabilir. Evet, o zaman müdür korkmadığımızı anlayacak. Bu heyecan verici. Hadi gidelim. Hazır mıyız? Hadi. İlk maceramıza gidiyoruz arkadaşlar. Forbidden Cavern. Yani ne demek? Türkçesini bilmiyoruz. Değil mi? Herhangi bir tuşla atlama zıplama yok. Sadece yönlendiriyoruz ve savaş yapıyoruz. O kadar. Evet, üçlü. Orada canavarlar var. Saklanalım. Evermis adasının güvenli olduğunu sanıyordum. Sanırım bu sadece Montcradle için geçerli. Geri dönmeliyiz. Tehlikeli görünüyorlar. Evet, iyi karar. Eyvah. Savaş. Fight. Dikkat et, bir tane daha var. Bu çok kötü. Etrafımız sarıldı. Rıza babayı arayın. Belki güçlerini kullanmayı denersin. Buna hazır değiliz. Belki de hazırız. Bilmiyorum. Sadece dene. Tamam. Odaklanmama izin ver. Dikkat et. Bir şeyler hazırlıyorlar. Hadi hadi hadi. Valer, dikkat et. Oy. Oh, gözü gitti çocuğun. Hayır. Girl. Gezdiğim babası geldi. Gerçekten acı diyor. Acıtacak tabii. Göremiyorum diyor. Halledeceğiz reis, bir dakika. Kaçış yok. Tekrar saldırmak üzere. Aha. Aha. Hoca mı geldi? Demek sendin. Müdür geldi hocam. Gördüğüm kadarıyla becerikli olduğun kadar da umursamazsın. Müdür şey mi ya? Şakşuka'yı söyleyen adama benziyor ama saçları yok. Müdürüm, Garl'ın yardıma ihtiyacı var. Var bilerek yapmadı hocam. Öptü geçti mi yani? Montcradle'da doğan sıradan bir çocuk gibi Garl'ın da ihtiyacı olan şey gün dönümü savaşları işleriyle ilgilenmemek. Gerçekten üzgünüm müdür bey. Hepsi benim fikrimdi. Hey! Bu dersin tek bedelinin bir göz olduğuna şükret genç delikanlı. Siz ikiniz de gelince eğer eğitim almaya bu kadar hevesliyseniz bunu yerine getireceğim. Beni takip edin. Eyvah eyvah. Bunları hocam sınıfa alacak. Dın 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 dın. Aybaşı. Yaraya tedavi ettiğinizden ve zavallı çocuğu yatıştırdığınızdan emin olun. Şikayet eden bir tip değildir ama ağrıları tekrarlarsa lütfen beni çağırın. Anlaşıldı müdür bey. Arkadaşınızı çok uzun bir süre görmeyeceksiniz. Veda sözleriniz varsa şimdi söyleyin. Kanalıma abone olun, videoyu beğenin. Gelip bizimle kalamaz mı?
Ne kadar süre çok uzun, bu bir hafta gibi mi? Ah gençliğin hevesi, ah bizim zamanımızda televizyon varsa şey yapar, pardon. Gün dönüm savaşlarını düzgün bir şekilde eğitmek yıllar alır. Yıllar? O kadar zamanımız yok. Bir hafta çekelim, Maudun da var. Yok artık. Ama arkadaşlarınızı öğrenecek çok şey var. Bu süreyi bugün onları düşünmek için kullanmanızı tavsiye ederim. Şansınız varsa bu size ait olmayan bir yükün altına girme fikrini unutmamıza yardımcı olacaktır. Çocuklar beni unutmayın. Mektup yazarız. Asla. Çok... Çok... Hocam orayı okuyamıyorum. Çok sıkı çalışacağız. Belki bu kadar uzun sürmez. Görüşürüz. Çocuğun gözü çıktı. Neyse. Kurtaracak ama. Valla Skyrim'e de geçeceğim. Skyrim'i özledim ya. Nereye gidiyoruz hocam? Portal mı? Asansör aşağı mı? Oyun böyle arkadaşlar. Girişi yaptık sayılır. Kaç dakika olmuş? 21. Devam edelim daha. Evet. Akademiye gittik hocam. Zenith Akademi'ye hoş geldiniz. Bu kadim bilgi mekanında gerçek gün dönümü savaşlar olmak için bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz. Bunu çok uzun zamandır bekliyorduk. Ne zaman başlıyoruz? Yarın. Yine de uygun bir giriş yapılması gerektiğine inanıyorum. Dikkatli ol. Ne oluyor? Gene mi gidiyoruz? Ya düşük bütçeli Baldur Gates 3 diyebiliriz. Bu arada mouse'la oynanmıyor. Kumanda koluyla oynuyoruz. Gamepad'le. Yani bir Xbox Gamepad kolum olsa hayır demem yani. Gökyüzündeki sınıfa hoş geldiniz. Gökyüzündeki sınıf. Vay çok güzel. Yasak mağarayı açtığım zamanki gibi garip bir yankı hissediyorum. Bunu fark ettiğin için aferin sana. Yıldızlara yaklaşmak yeni acemilerin innette magiclerini tanımlarına yardımcı olur. Bunu daha önce hissedebilmiş olman büyük umut vaat ediyor. Ella'nın bana söylediğine göre Zayl de öyle. Sadece küçük bir patlamaydı. Ne kadar büyük bir potansiyele sahip oldukları hakkında hiçbir fikirleri yok. Ama bizim var. Muhtemelen en iyisi budur. Şimdi, Zenith Akademisi'nde geçireceğiniz uzun yıllar boyunca gün dönümü savaşlarına düşen görevleri öğreneceksiniz. Pas pasla başlayalım. Kullanmaya yazgılı olduğun büyünün ve temizlenmesi gereken kötülüklerine bak paspas demiştim. Nasıl dövüşeceğimizi de dövüşüleceğini de öğreneceğiz değil mi? Doğal olarak sizi döve döve öğreteceğiz. Bıyık büküle büküle kaytan öğrenciler dövüle dövüle şeytan olur hesabı. Bay Bedirhan. Bedirhan'dan duymuştum Bedo'dan. Günlerinizi eğitim alarak ve çalışarak ama en önemlisi dikiş dikerek geçireceksiniz. Makbule mi bunlar? Sek sek sekerek mahmure. Dikiş mi? Kulağa gıcı geliyor hocam. Çok sıkıcı. Sitem ederim ki öyle. O da öyle diyor. Yine de zorunlu bir görev. Düzenimize katılmak isteyen herkes iradesini gün dönümü savaşlarının elyafı olan büyülü bir kumaş parçasını okuyarak başlar. En değerli varlıklardır. En karanlık yerlerde ışığı garanti eder ve The Flashmancer'ın kölelerine karşı bir koruma ölçüsüdür. Ama önce görevlerinizi öğrenmeli, uzuvlarınızı hissetmeyene kadar antrenman yapmalı ve sonra biraz daha antrenman yapmalısınız. Hem bedeniniz hem de zihniniz potansiyelle olgunlaştığında yıldızlara layık bir büyülü kumaş parçası yaratacaksınız. Daha sonra ihtiyar Mist ile görüşmek üzere yasak mağaranın ötesine gönderileceksin. Çünkü gün dönümü savaşçısı unvanını resmi olarak sadece o verebilir. Dikiş. Umduğunuz şeyin bu olmadığını anlıyorum. Ancak şu an için sizden istenen bu. Yılların dikişi. Bugünlük bu kadar. Evet, bugünlük bu kadar. Dayı gitti. Bu salonlarda çok fazla zaman geçireceksiniz. Bu nedenle kendinizi evinizde gibi hissetmelisiniz. Salonunuzda eğitim odası var. Sabah ilk iş oraya gideceksiniz. Hemen yukarıda odama giden yol var. Tabii ki yasak bölge. Ve sağınızda yatakhaneler var. Sadece doğuştan gelen büyüğünüze uygun bir yatak seçtiğinize emin olun. Etrafa bakmadan çekinmeyin, sonra hazır olduğunuzda uyuyun. İyi geceler. Pekala.
konuşsunlar bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi burada kalsın. Akademiye girdik. Şimdi bakalım neler olacak, onu diğer bölümde görelim bence. Şu an için müzikli, komikler, şakalar şeklinde ilerleyen bir oyun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.